küresel ölçekte yaşanan COVID-19 nedeniyle YÖK'ün üniversitelerde eğitimin uzaktan öğretim yoluyla sürdürülmesi kararının ardından Gaziantep Üniversitesi'nde ilk olarak uygulanmaya başlatıldı. Özellikle ilk dersi ben yapmayı istedim arkadaşlar. Bir taraftan sistemin işlerliğini görmek için, diğer taraftan da özellikle akademisyenlerimizin, hocalarımızın sizlerle yapacaklar derslerde deneme sürünümünün örnek teşkil etmesini istediğim içindi. 17 Mart 2020'de Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarını online olarak gerçekleştiren Gaziantep Üniversitesi bu kez de tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programların uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesine imkan sağlayacak şekilde dijital dönüşüm sürecini bütün boyutlarıyla hayata geçirilme işlemlerini tamamladı. Uzaktan öğretim programlarının açılış dersi de Rektör Profesör Doktor Ali Gür tarafından verildi. Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan Rektör Gür, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencileriyle yaptığı açılış dersinde eğitimin öneminin her şart ve durumda yeniden ortaya çıktığını vurguladı. Öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti. 45 bin tane en az öğrenci artı akademisyenlerimizle birlikte neredeyse 50 bine yaklaşan bir bağlantı kuruyoruz. Her bir programın ayrı ayrı derslerini bir taraftan senkron canlı olarak, diğer taraftan da bilgi paylaşımı şeklinde paketler halinde hazırlıyoruz. Bu gerçekten çok zor. Evinizdesiniz ama unutmayın, evinizde olmanız gerekiyor. Eğer devletimizin almış olduğu karar gereğince üniversitemizin de hazırlamış olduğu yönergeye göre size bugün ikinci haftasındasınız. Tatil verildiyse bunu tatil olarak görmeyin. Zorunlu bir şekilde evinizde bulunmanız ve ev ortamında uzaktan eğitim materyalleriyle dersinizi işlemeniz içindir. Tıp gerçekten zor bir meslek. Bakın ben 49 yaşındayım ve hala okuyorum. Çünkü tıp aynı zamanda en hızlı bir şekilde bilginin update edilmesi gereken bir branştır. Zira bugün olduğu gibi sizin uğraş alanınız bir başkasının annesidir, babasıdır, çocuğudur veya en yakın akrabasıdır. Dolayısıyla en yakınınızın ciğer paresini kurtarabilmek adına her türlü bilgiyle donanmanız gerekiyor.